Fiyat bugün 1 lira 90 kuruşlara kadar inmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gaytancıoğlu buğday piyasasındaki fiyata ve rekolteye dikkat çekerek kanola fiyatındaki düşüşü gündeme getirdi. Bugün buğday piyasasını gezdik. Rekoltemiz gerçekten yüksek. Edirne'de ve Trakya'da rekoltemiz yüksek ama unutmayalım fiyat 1250-1300 lira aralığında geziniyor. Aynı buğdaya Türkiye Cumhuriyeti Rusya'da 1,5 lira fiyat ödüyor. Edirne ve Trakya'da rekoltenin yüksek olduğunu, fiyatların da 1250-1300 lira aralığında seyrettiğini söyleyen Gaytancıoğlu, aynı buğdaya Türkiye Cumhuriyeti Rusya'dan 1,5 lira fiyat ödüyor dedi. Türkiye'de buğday kıtlığı yaşanacağını kaydeden milletvekili Gaytancıoğlu, Türkiye'de buğday üretimi 22 milyon ton değil, 18-19 milyon ton gerçekleşecek. Türkiye bu açığı ithalatla kapatacak dedi. Şimdi çiftçiniz seviniyor. Niye? Yani en azından yüksek bir gelir elde ettik. Ürünümü de rahatlıkla satabiliyorum. Borsada da satabiliyorum. Toprak mahsulü ofisi de belki devreye girer. Çünkü Türkiye'de biz daha önce söyledik. Bir buğday kıtlığı yaşanacak dedik. Bizim bölgemizde rekolte yüksek olabilir. Belki kalite biraz yüksek olabilir. Ama Türkiye'de buğday üretimi 22 milyon ton değil, 18-19 milyon ton gerçekleşecek. Türkiye bu açığı ithalatla kapatacak. İthalatta da biliyorsunuz kendiniz 1,5 lira, 1,5 liranın üzerinde fiyatlarla biz ürün satın alımı yapıyoruz. Niye? Çünkü döviz çok arttığı için. Yani üretimi planlayamayan bir iktidar günübirlik politikalarla işte sıfır gümrük vergisiyle sorunları çözmeye çalışıyor. Her üründe geçtiğimiz daha 3-4 gün önce Sırbistan'dan sıfır gümrük vergisiyle et ithalatı yapılıyor. Yani bu sorunlar bu şekilde çözülmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi sorunları var. Günübirlik politikalarla sistemi götürmeye çalışıyorlar. Bu sistem çökmüştür. Tek adam rejimi kesinlikle çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce demokratik parlamenter sisteme geçmesi gerekmektedir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen desteği biz vermeye hazırız. İnsanların da artık bunu görmesi gerekir ki İstanbul halkı görmüştür. Ondan dolayı çok mağdur olan İmamoğlu'na çok ciddi bir destek vermiştir. Trakya bölgesinde çok ekilen kanolanın fiyatındaki düşüşe de dikkat çeken milletvekili Gaytancıoğlu, Türkiye'nin ciddi yağ açığı varken geçen sene 2400-2500 liralara çıkan kanoldaki fiyat 1900 liraya kadar inmiştir diyerek bunun da iktidarın üretimi planlayamamasından kaynaklandığını söyledi. Kanola bölgemizde önemli bir üründür, bir yağ bitkisidir. Türkiye'nin ciddi yağ açığı varken geçen sene 2400-2500 liralara çıkan kanoladaki fiyat bugün 1 lira 90 kuruşlara kadar inmiştir. Nedeni üretimi planlayamayan, üretimi yönlendiremeyen, üretimi desteklemeyen bir iktidar var. Yani sizin yağ açığınız var, ciddi anlamda yağ para ödüyorsunuz, döviz ödüyorsunuz, komşularınız sizin sayenizde zengin oldu. Ukrayna, Bulgaristan, Rusya gibi ülkeler yani bize ürün satan, kanola yağı satan, ayçiçek yağı satan, hamya satan, çekirdek satan ülkeler zengin oldu. Bizim üreticimiz istikrarsız fiyatlarla karşı karşıya. Bunun bir sahibi yok mudur? Kanolanın bir sahibi yok mudur? Alıcı yok. Alıcı yok. Yani kanolanın sahibi yoksa madem devlet Toprak Mahsulü Ofisi'ni görevlendirsin, nasıl üzüm piyasalarında geçici olarak görevlendirdi, nasıl fındık piyasalarında geçici olarak görevlendirdi, kanolayı da en azından yağ açığının kapatılması konusunda devreye sokmasında fayda var. Gaytancıoğlu, ayçiçeğinde binlerce dekar alanın bozulduğunu, çiftçinin derdini anlatacak bir yetkili bulamadığını söyledi. Sadece Edirne'de 60-70 bin dekar alanda tarlalar bozuldu. Peki bu tarlaları bozanlar hiçbir şekilde tohumu satanlar tarafından alın size tohum satmıştık, tekrar tohum verelim size, bizi mazur görün dediler mi? Demediler. Ha belki şirketlerde bir şey yok. Şirketler diyor ki ben yazarım üzerine, milliyoya toleranslı derim. Yani dersin ama sen bu çiftçiye her yıl tohum satıyorsun. Her yıl senin pazarın bu. Bir senede sen kaybet. Veya sen, tabii ki yani. Şimdi bunu sen bir kere de çözmeye çalış. Bunu defalarca anlattık sizlerin aracılığıyla. Tekrar oradan uyarıyorum. Yani çiftçiyi bu kadar hor gören sadece devlet değil maalesef küresel firmalarda yani küresel sermayeyi bu derece Türkiye pazarına sokan bu iktidar maalesef şimdi çiftçiyi görmezden geliyor. Çiftçi bize derdini anlatmaya çalışıyor. Biz
inanın bir bu sorunu iletebilecek bir kurum, bir yetkili bulamazsınız.